Ee, onu neden söyleyeceğim? Hocam bak, şimdi e, bu maçtan önce yaptığımız için şu anda sıralama, lig sıralaması değil. E, Adana Demirspor 10 maç oynamış. Başakşehir 19. Beşiktaş 10. Konya Spor 14. Trabzonspor 17. Biri Süper Kupa finali. Fenerbahçe 19. Galatasaray 9. Şimdi yani Avrupa'da hani maç oynayan takımlar yani biz çok maç yaptık mı? Yani yorulduk mu oluyor? Tam tersi işte buyur. Ha, ondan dolayı söylüyorum evet. işte. Birinci sıradaki takım Adana Demirspor, Başakşehir ve Fenerbahçe 9'ar maçta 9 lig maçı oynamışlar. Ligin ikinci ve 3. sırasındalar. Yani maç eksiğiyle gizli lider ikisi de aslında 19'ar maç yapmışlar. Hocam en iyi antrenman baştır. Baştan iyi antrenman olmaz. En iyi antrenman baştır. Çünkü zorluyorsun. Antrenman öyle değil. Artık bu sistemde uçağına biniyorsun filan hocam. Eski sistem yok. Zeminler güzel. Uçaklar güzel. Yani akşam biniyorsun uçağına dönüyorsun. Evine yorulmadan. Otobüs seyahatleri yok. Genelde e gıda farklı. Onun için baksana futbolcu yaşları 36'ya geldi. 37'ye geldi. 39 filan var abi. Yani onun için... Ben yani fazla bu maç trafiği işte fazla bir yorulmak Çok açıklamalara yansıdı etme. da bazı hocaların açıklamalarına. Kabul şu etme. kadar kabul maç oldu böyle oluyor şöyle oluyor i̇şte falan buyur. diye. İşte buyur Başakşehir örnek. Ligde en az gol yiyen takım herhalde. 3 gol var. ikisi de penaltı. Hocam Başakşehir'in ligde Yedi. yediği gol sayısı 3. İkisi, ikisi. Fenerbahçe'nin de ligde attığı gol sayısı 28. İkisi penaltı. Tabii. tabii, ikisi tabii. Penaltı. E, o zaman Avrupa'da 19 oynamış abi. E, Fenerbahçe oynamış 19. Yani Trabzon oynamış 17. Ya bahane değil. Beşiktaş oynamamış. Adana Demirspor oynamamış. Galatasaray oynamamış. Buyur. Ya bahane değil hocam. Ben kabul etmiyorum. Tamam bir yorgunluk olacaktır. Yok laktik aset bilmem ne aset filan da. Hocam artık sistem değişti ya. Bunun antrenmanı var. Atarsın pisliğini. Savunanı yaparsın. Geniş kadrolar zaten bunun için kuruluyor evet. mu? Evet. Fenerbahçe'nin bugün 5 tane sakatı var. Evet. E hissedildi mi? Hayır. Perşembede maç oynadı Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ta. Evet. E, e şimdi ne yapacak? Bu hafta şey de yok. Kupa maçları kupa yok. var hafta abi, arası. Zira Türkiye kupası var, evet. Avrupa yok. Bir hafta dinlenecekler abi. Oynayacaklar. Antrenman yapacaklar, bir hafta dinlenecek. Hocam çok fazla dinlenme. Ben Galatasaray'ı anlamıyorum. Galatasaray hiç oynamıyor. Okan Buruk takıma bildiğim kadarıyla bizim çocukların dediğine göre 3 gün izin verdiydi ya geçen hafta. Üç gün izin ne izin Dokuz maç yapmış yani. Evet. Ayda bir maç yaptı. Evet. En az maç yapan takım. Diğerleri dört beş maç yaptı. Evet. Bir ayda. İkinci maçını oynadı. Beşe iki maç sayısı. Demek ki, demek ki yorgunlukla alakası yok. Çok iyi dinlenmiş Galatasaray. Dinlendiği belli bak. Puanlarda da dinlenmiş. Bir grafiğimiz daha vardı arkadaşlar. Bir grafik daha istemiştim sizden. Bugün birkaç Galatasaraylı gördüm. Hocam Galatasaray'ı eleştiriyorsun ama hata yapıyorsun dedi. Niye dedim? Çok az eleştiriyorsun dedi ya. He. Daha çakman lazım diyor. Yok yani biz burada eleştirmiş olmak için eleştirmiyoruz ki. Yapıcı bir şeyler anlatmaya <laughs> evet. çalışıyoruz. Fenerbahçe'de gole katkı dağılımı hocam bu da. Bunlara bugünküler dahil mi arkadaşlar? Bugünkülerde dahil. Hocam kaç oyuncu olduğunu bak. 2 4 6 8 10 12 14 16 kaç oyuncu ya toplam? 22 oyuncu hocam He. yani 28 gol var 22 oyuncu gol kaydetmiş bu arada Batshuayi 5. golünü attı bu sezon Fenerbahçe formasıyla Valencia'nın 11 gol 3 asisti var İrfan Can 5 gol 1 asist Lincoln 2 gol 6 asist Yani dağılmış Rossi 1 gol 5 asist takım kadroları da dağılmış. Herkes oynuyor. Evet. Asistler goller de daha güzel bir olay. Değil mi? Adam istediğini yapıyor. Böyle katkı veren isim sayısı, oynayanlar, giren, çıkan. Adam istediğini yapıyor. Çıkarken evet. hani böyle el kol hareketi yapan yok mesela. Sezon başı, dikkat ettin mi? Sezon başı Fener Kulübesi'ne baktığımda bir şeyler vardı böyle bir memnuniyetsizlikler falan vardı. Suratlar asılıyordu falan. Şu anda e, kenara baktığım zaman yedek kulübesini onu görmüyorum. Bu farklı bir boyut. Yani suratsız bir topçu görmüyor. Formayı Ama adaletli dağıttığını düşünürsen, Tabii. evet. teknik adamın, bir de teknik adama da saygı duyarsan evet. E, o, yaptıklarına o zaman ses seda çıkmıyor zaten. Bak mesela Serdar'ın kafası bozuktu sezon başı. İki gol, Değil iki asist. Ha Serdar Dursun, Serdar Aziz'i diyorsun. Yok ya Serdar Dursun'u diyor. Evet, evet. Suratı asıktı, memnuniyetsizliği vardı. Ben gideyim falan gibi şey yaptı. Bak buyur, iki gol, iki asist her an oyuncak gibi gibi duruyor kenarda. Belki girecektir bir maçı kurtaracaktır. Belki. Çünkü öyle güzel bir olay ama. Ya yani değişik bir olay. Türkiye'de ilk defa bir teknik adam bunu yapıyor. Evet. Ben görmedim şu ana kadar. Çünkü bir maç çıkıyor. Işte 11 kişi. Bir maç sonra daha 7 kişi yok. Tabii. Başka 7 kişi oynuyor. İlk defa görüyorum Zor zaman. bir şey. İki sezon başında bu çok bunu tartışmıştık. Söyledik. Ulan bunu yapabilir mi? Yapamayız falan dedi. Değil, Değil mi? Çok yapardı. tartışıldı. Uyguladı yani ya adam bunu. Çok gol attı. E, gol de yiyor. Yani. Şimdi devre arasında konuştuk mesela. mesela Fenerbahçe'nin yumuşak karnı diye. Evet. 25 metrede falan oynuyor Fenerbahçe evet. takım boyu. Ama savunmasını bazen öyle görüyoruz ki çizgideler ya. Çizgide, evet. orta çizgide. Onu iyi yapıyorlar yani. <laughs> e, Tabii ki böyle olunca sen devre arasında anlattın ee, doğru orada top çıkartabilen, doğru ayağa pas yapabilen takımların savunma arkasına sartma Çok tehditini çeker. var. Çok çeker. Fener'de oyuncu atılabilir çünkü arka taraftaki adamları ağır Fener'in. Yani biraz enlemesine gidip araya atılan toplarda çabuk çıkılırsa o defa yakalayamayabilir. Bu sefer adamı indireceksin ve bunu yaşayacağız göreceksin Avrupa'da da yaşayacak Fener. Yani ama şu anda Türkiye'de bu taktiği uyguluyor ve götürüyor. Evet. Orada biraz beklerden destek, destek alıyor. Yok. Bugün Ankara o ile ferdi hızlı oyuncular. Yapamadı. Bir iki şu, kere denedi hocam. Evet bir iki, ilk başta denedi. Bayağı o 20 Onu yaparken tabii ilerideki adamlar, orta saha ilerideki adamların hani intihar komandosu gibi rakibe basması lazım ki rakip kontrolsüz top çıkarsın. Yani ayağa maya çıkarmasın, topa vursun. Topa vurduğu zaman da zaten offside oluyor. Yani Fenerbahçe'nin acaba sezon başından bugüne kadar kaç offside kazandı? Onu merak ediyorum. Çıkarttıracağım onu. Öyle mi? Rakiplerin yerine onu çıkarttıracağım. Çok olacak. enteresan bir rakam evet. çıkacak gibime geliyor. Tabii tabii. Ama mesela bugün kaç Beşiktaş maçında e, mesela onu hatırlıyorum 8'di. Evet. 8 tane Beşiktaş derbide 8 kere offside'a düşmüştü. Bugün de 6'ymış mesela. Yani Buyur. diğer takımların kaç mesela ona bakmak istiyorum. Diğer ortalaması ne? Lig ortalaması? Fenerbahçe'nin rakiplerinin kaç oluyor? Fenerbahçe'ye o sayıda düşenler bayağı fazla olması gerekir hocam. O gözük bilmiyorum mu adet. Mesela etmiyor. Sivas maçında iki takımın toplam altı. Şimdi az önce biten Sivas-Giresun maçında iki takım toplam altı olsaydı düşmüş. Burada Ankara gücü altı olsaydı düştü. Buyur. Yani biraz gösterge bu. Tabii. Yapıyorlar da, hocam her şeyin bir panzehri vardır ee, futbolda var hocam. ama var. Var. tabii daha iyi futbolcun olacak, daha aklı başında olacak, daha bir oturmuş takım olacaksın filan. Ankara Gücü antrenör değiştirdi mesela, teknik adam değiştirdi. Ama Ömer Hoca ile evet. biraz toparlandılar. Evet. Bir alt gelen takım hocam yani bu şimdi kolay bir iş değil. Değil. Bir alt gelince öyle maceraya Önce lige tutunacaksın hocam. Ligde kalacaksın. Ve e, bence bu potansiyeli de var Ankara gücü. Kalabilirler yani. Yani bu kaliteli oyuncuları konakları. da var. Yani ben şeyi çok beğendim. Emre Kılınç bugün iyi oynadı. Ee, Ali Sov iyi oyuncu. Yani var böyle 3-4 tane iyi oyuncuları var hocam. Tolga da buraya geldikten sonra milli takıma kadar yükseldi. İyi işler yapıyor. Yani e, Ankara gücü e, bence e, şu görüntüsüyle lige tutunur gibi geliyor. Bakacağız. E, Batu bugün yine gol attı. Şunu gene söyleyeyim tabii de Ankara gücünün ismi Ankara gücü ama Ankara gücü İstanbul takımıdır. Hocam adı da İstanbul Sanatkaran Gücü'dür. 1910'da kurulan silah fabrikası, silah öğreten MK, takımı. değil mi? Hayır. İstanbul Sanatkaran Gücü'dür. Doğru, doğru doğru. Atatürk diyor ki. Bunu diyor bize burada yaptırmaz. Bunu şuraya verelim arkadaşlar. Bize diyor Yunanlılar diyor burada silah ürettirmezler İstiklal Savaşı'nda. Ankara'ya gidin diyor fabrika kurun. Ankara'ya giderken Ankara 3 takımı trende düşmanla çarpışıyorlar. 8-10 tane şehit veriyorlar. Ankara'ya gidip makine kimyayı kuruyorlar. Yani bu normalde Burası... sarı siyah değil mi renk? Nasıl? Normalde sarı siyah mıydı renk Ankara gücünün? Yok sarı lacivert. Lacivert mi başlangıçta da? Onun için değişik şeyler söylerler ama şudur benim bildiğim barutun yandıktan evvel ve yandıktan sonraki hmm. şey rengi derler. Az önce offside'ları mı verdik arkadaşlar? En çok offside'a düşen, en, so en çok offside'da kalan takımlar Adana Demir, Beşiktaş, Ankara Gücü, Konya, Kasımpaşa. Biz bunu şöyle vereceğiz tabii işte. Fenerbahçe'nin rakiplerinin ortalaması, maç başı ortalaması. Mesela dün Beşiktaş şeyde Trabzon maçında toplam 7'ymiş o sayısı e, Başakşehir maçına toplam 7. Ama Fenerbahçe'nin rakiplerinde 6-7-8, 6-7-8 öyle gidiyor hocam. Şimdi bunda şu da var. Fenerbahçe çabuk oynuyor zaman zaman. Yani ağır top oynamıyor. Ve Fenerbahçe fazla yan top oynamıyor. Dikkat et. Yok. Araya sokuyorlar topları ve defanstan uzak tutuyorlar topu. Ve öyle iyi üçgenler oluşturuyorlar. Öyle tutmaya mecburlar. Yani çünkü dedim ya defansı Fenerbahçe'nin ağır. Defansı uzak tutuyorlar. Haliyle rakip geldiği zaman da o defans elemanları gelen adamlarla mücadele edebiliyorlar. Üzerlerini oynatırsalar baya bir ters olur. Onun için de Fener topu mümkün olduğu kadar dikkat et. Araya çok direkt top sokuyorlar. Hele hücumda. Yani fazla yan ıvır zıvır yapmıyorlar. Alıyorlar ve çıktıklarında çabuk çıkıyorlar. Dikkat et. 4-5 top beklemiyor. Çok, çok hareketli hareketli diğer oyuncular Hareketli çıkıyorlar ve o topları araya kullanıyorlar. E şimdi bugün Batshuayi'ye yine gol attı. İrfancan hani ya Jesus'la İrfancan bakalım Jesus'a forma verecek mi falan diyenler vardı sezon başında. Niye vermişim? Alıyor, veriyor, gol atıyor, pas veriyor. Bugün de yine güzel bir gol Niye attı. Ben onu anlamadım ya. İşte az koşuyormuş İrfancan falan öyle eleştiriler vardı ya sezon başında. Az mı koşuyormuş? Ya İnanamıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Türkiye'de bu futbolu çok bilenler var. Alex Türkiye'de top oynarken Türkiye'de bu Alex koşmuyor diyorlar. Ya. Alex kaç tane gol attı abi? Koşmayan bir adam gol pozisyonuna girebilir mi? Alex koşacağı zamanı biliyor. Du. Depar atıyordu, golünü atıp geliyordu. Koşmayan bir adam Hı. gol atabilir mi ya? Yani inanamıyorum ya. Abi futbolcuya top olduğu zaman bakmayın. Futbolcuya Top olmadığı zaman bakın. Top başka yerde oynanırken o futbolcu ne yapıyor? Bana o lazım. Ama bizde top oynanıyor. Herkes topa bakıyor. Ya başka taraflara bakın. Başka taraftaki futbolcu dalgamı geçiyor. Oyunun içinde mi, oyunun dışında mı? Rakibini alıp götürüyor mu? Ne bileyim, yalancı defar atıyor mu? Arkadaşına oyunu açıyor mu? Ben ona bakarım. Bizde herkes topa baktığı için Topla, topla kim oynuyorsa o topçu çok koşuyor oluyor. E Öteki topçu, oyunu açan topçu, rakibini alıp götürüp arkadaşına pozisyon açan topçu ne olacak? Ya bunlara bakan yok. Veya baskı yapan, bir baskı yaparsın, ikinci baskı yapar, üçüncü baskı yapar, topu dördüncü kazanır. Ama bizde birinci, ikinci, üçüncü yapmak istemiyorlar. Niye? Çünkü diyor ben girersem rakip benden topu diyor yanımdan atarsa ben zor pozisyonda kalırım diyor. Bunu yapan şu anda büyük takımlarda oynayan oyuncular var. Hı. Bunu Galatasaray'da yapan var. Beşiktaş'ta yapan var. Trabzon'da yapan vardı. Trabzon son şu iki maçta biraz daha toparladı. Onlarda da kaçak dönüşen vardı. Bak sahaya işte Trabzon'un yediği ikinci gol. İki topçu kaçak dövüştü. Gitti gol oldu. Tabii. Gölge markajı. Adamı kovala. Gölge markajı. Evet. Nereye gidiyorsun? Adam depar atıyor. Tehlikeli adam. O, Or oraya gitsen ne yapacaksın? Adamla gitsen beraber kornere çıkarsınız veya avuta çıkarsınız. Veya topu alırsın. Hocam bunlar ince işler. Ama sonra adamı şişler hocam.